Merhabalar. Bugün ben İzmit'ten yola çıktım. Şu an Sakarya'nın Hendek ilçesindeyim. Ama acayip bir yağmur başladı. Ben birazcık süreyim, hızlı hızlı gideyim diyordum. Eyvallah abi, teşekkür ediyorum. Acayip bir yağmura yakalandım. Sırılsıklam oldum vallahi. Devam edeceğim ama şu yağmurun dinmesini bekliyorum. Bakalım ne zaman dinecek. Dindi yağmur. Bir yağdı, böyle sağlam yağdı, sonra dindi. Ben Cuma Yeri diye bir yere gidiyorum. Tam Düzce'ye girmeden Cuma Yeri diye bir ilçesi var Düzce'nin. Orada kalacağım. Bir sebepten ötürü değil. Sadece Düzce'nin içine girmek istemiyorum. Daha küçük bir ilçede kalıp yarın daha kolay bir şekilde kaldığım yerden ayrılmak istiyorum. Şu an ben Gümüşova'dayım ben şu an. Düzce'nin Gümüşova ilçesindeyim. Tam buradan geçerken bir baktım, hastane var. Yani şurası hastane. Hatırlıyorsanız ben ilk çipi Çanakkale'de, Ayvacık'ta taktırmıştım. Sonra buradan geçerken dedim ki, ya dedim benim dedim randevum falan yok ama dedim siz dedim randevusuz çip takıyor musunuz? Dediler takıyoruz. Sonra geçtim. Burada da taktırdık BioNTech çipimizi. Dedi 10 dakika bir bekle bakalım dedi. Ondan sonra gidersin dedi. Şimdi 10 dakika onu bekliyorum. Ondan sonra burada Değirmen Dere mi? Öyle bir köy varmış. Böyle rafting mafting falan yapılan bir yer. Oraya doğru gideceğim. Bakın fındık. Buralarda da fındık var. Ulan görmediğimiz şey kalmadı Türkiye'de ha. Üzüm, fındık, buğday, fıstık, ne bileyim portakal, mandalina, ejder meyvesi. Gezdik yani bayağı Türkiye'ye arkadaşlar, şaka maka şimdi. Gezmedik değil. Burada bir kamping buldum şimdi. Melen Camping diye bir yer. Melen Rafting, Melen Camping. Çünkü rafting de yaptırıyorlar burada. Şurada gördüğünüz üzere. Bakın. Gel. Gel. Dünyanın en güzel şeyi ya. Yavru kedi. Böyle Melen Nehri'nin yanında. Burası Melen Nehri'nin İlk başladığı yermiş. Ya ilk başladığı yer dedim. Yani raftingin ilk başladığı yer, ilk tesis buraymış. Buradan bu nehrin sonuna kadar, raftingin bittiği son noktaya kadar 13 kilometreymiş. Ben şimdiye kadar hiç rafting yapmadım. Onun için hani mesela 13 kilometre çok mu az mı tam kestiremiyorum ama bana çok geldi. 13 kilometre uzun bir mesafe yani, bir suyun üstünden gitmek için falan ne hızla gidersin falan kestiremiyorum ama uzun bir mesafe yani 13 kilometre. Bakalım rafting yapmadan gideceğiz sanırım ama buradan. Evet, yemek vakti. Bugün inanılmaz bir yemek yapıyorum. Ne yapıyorum? Soğanlı, kabaklı, havuçlu, kırmızı biberli, kaşarlı, kremalı makarna yapıyorum. Tam buğday makarnası. Bugün kampta kalacağım kesinleşince kendime güzel yemekler aldım. Böyle krema mirama falan çok oluyor. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar benim. Böyle bir şeyleri kremayla karıştırınca, bir de içine birazcık da kaşar koyunca acayip hoşuma gidiyor. Şimdi yapalım bakalım nasıl bir yemek olacak. Güzel olacak yani, eminim. Çok yaptığım bir şey çünkü. Milas'tan aldığım mükemmel zeytinyağından koyuyorum içine. Kardeş sen buradasın. Buradayım abi. Burası sana emanet kardeş. Tamamdır abi. Tamam. Tamamdır. Çok yağmur yağacak gibi olursa içeri al. Tamamdır. Şey yapma, ıslanma yani. Eyvallah abi. Artı duşlar falan açık. Duşlar falan tamam. Açık. Duş yapmak istersin. Bir de bizim orada şey var. Minder falan almak istersen böyle biraz daha yumuşak olsun. Her şeyim var ya. Şişme yatak var abi içinde, her şeyim var. Var mı? Aynen öyle. Tamam o zaman. Yardım yapabileceğimiz bir şey var mı? Teşekkür tamam ederim. Tamam kardeşim. Sağ olasın. İyi bak. Sen de kendine iyi bak abi. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. Sabah görüşmek üzere. Görüşürüz kardeşim o sabah. Soğanını ve biberini kesip koydum içine. Havucu kesiyorum. Ama bakın size bir taktik vereceğim. Böyle kampta yemek yerken havuç koyacaksanız içine, böyle incecik kesin ki diğerleriyle aynı anda pişsin. Bayağı da yapmışım ama.
Oğuzhan, şunun tadına baksana. Oğuzhan'la bugün tanıştık. Merhabalar. Ama şey davran yani, iyi demek zorunda değilsin, anladın mı? Severim abi normalde. Ama bu güzel bir karışım olmuş gibi. Ne diyorsun, iyi değil mi? Güzel. Kreması çok güzel. Aynen. Eline sağlık. Eyvallah. Evet, rafting yapacağız mı yapmayacağız mı belli değil diyordum. Ama şimdi rafting yapmaya gidiyoruz yine bu kaldığım yerde. Melen Rafting demiştim ya. Burada Birol, buranın işletmecisi dedi hadi rafting yapalım. Gidiyoruz şimdi biz de bakalım. İlk defa rafting yapacağım. Rafting değil de benim yaptığım. Başka bir şeyle gideceğiz şimdi. Başka bir aletle gideceğiz. Dön bana. Bizim neydi bu yapacağımız şeyin adı? Daki. Daki. Daki'ymiş bizim yapacağımız şeyin adı. Daki. Ben nereye geçeyim? Dur. Sen öne geçeceksin. Tamam. Abi. Şu tip var ya. Aha. Bunun üstüne oturacaksın. Ayakları... Ben bunun üstüne mi oturacağım? Aynen. Kenarlarına doğru sıkıştıracaksın. Tamam. Buraya mı? Evet. Sen solda küreği çekeceksin. Küreğini tekrar o eline al. Dönünce zaten o elinde olmuş olur. Tamam. Küreği T'sinden tutacaksın abi. T'yi tamam. Hiç bırakmayalım. T'den tutup ne çok alttan ne çok üstten tutalım. Küreği çekerken şu şekilde. Aynen. Küreği çekerken palası tamamen girsin. Tamam. Suya düştük diyelim abi. Hı-hı. Suya düştük. Hiç panik yapmıyorsun. Nehir bu şekilde ilerlediğimiz için suyu şu şekilde yatıyorsun abi. Şu şekilde. Elinde tamam. Küreğin varsa küreğin burada duracak. Küreğin yoksa can yeleğinden tutunuyorsun. Herhangi bir ayağa, kaya, şey ağaç, kaya falan geldiği zaman ayağınla müdahale edebil diye. Okey. Yalnız nehir güzelmiş ha. Abi şimdi 2 için... kilometre böyle acem parkuru ondan sonra başlayacak. Harbiden mi? Hadi bakalım. Şu an rafting yapmıyoruz yani. Tamam dur. Bunlar hep selden kalma diyorsun yani. Evet. Gerçi aynen adam buraya niye gidip de buzdolabını atsın yani ha? Burası güzel bir yermiş arkadaşlar. Ama işte sel olmuş burada. İki defa ondan dolayı sağda solda böyle çöp var. Çöp dediğim ya buzdolabı falan var yani öyle dağılmış. Kaç. Tam gelirken kaçıracağım. Sakin. O yılan var. Bırak. Allah'ım. O neydi ya? Gülüyor. Hadi bakalım. Hadi. Geçmiş olsun. Okay, thank you. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Ben böyle gidiyorum. Görüşürüz. Ben düştüm rafting yaparken. Bayağı da sürüklendim böyle kayaların üzerinde çarpa çarpa. Dizimi bayağı vurdum.
Ya aslında bir böyle yara mara falan bir şey yok ama şişti dizim. Ufaktan da acıyor. Acaba problem yaratır mı falan diye düşünüyordum ama bakalım göreceğiz ilerleyen dakikalarda, saatlerde. Daha çok acıyacak mı acımayacak mı, şimdi ince ince sızlıyor dizim. Bu arada o Melen Rafting'de rafting fiyatı 180 liraymış arkadaşlar. İçerisine açık büfe kahvaltı ve açık büfe akşam yemeği de dahilmiş bu fiyatın. Şimdi ben Akçakoca'ya doğru gidiyorum. Fındık tarlalarının arasında gide gide. Her yer fındık dolu. Yürüyoruz. Yok, yürümüyoruz. Bisiklet sürüyoruz. Kolay gelsin hocam. Oo, güzel. Kolay gelsin hocam. Baksanıza. Hep fındık. Şu karşıdakiler değil de şu küçük ağaçlara fındık. Şuradan bir tane fındık yiyelim mi arkadaşlar? Çiğ fındığın tadı da bir değişik oluyor. Güzel oluyor yani. Değişik dediğim, severim çiğ fındığı da. Kavrulmuş da gider ama. İkisi de iyi ya. Siktir. Ha siktir. Ön fren koptu arkadaşlar. Ön fren gitti. Ön frenin pabucu koptu anlamadığım bir şekilde. Bu hiç iyi olmadı. Hay Allah'ım ya. Arkayla gideceğiz de bu da biraz sıkıntılı işte. Sadece arka. Bak. Neyse hiç sıkmayayım soluğu, şey yapmayayım. Diski çizmeyeyim. Evet, geldik Akçakoca'ya. Bu akşam buradayım ben. Şimdi kendime kalacak bir yer bulacağım. Biraz dizim ağrıyor arkadaşlar, dizim. Onu böyle havada tutmak istiyorum. Başka buradan giriliyor değil mi şeye? Akçakoca, hı-hı, buradan girebilirsin. Tamamdır, eyvallah, sağ olasın. Evet, geldik Akçakoca'dayız. Burada bir pansiyona yerleştim. Bahar Pansiyon diye bir yer burası. 120 lira imiş buranın geceliği. İlk önce öğretmen evine gittim. Öğretmen evi 150 lira dedi. Ondan sonra birazcık da araştırdım. En uygun bulabildiğim yer burasıydı arkadaşlar. Benim bacağım şiş yani ya. Şuralar falan biraz acıyor. Bacağımı dinlendireceğim birazcık bugün. Çamaşırlarım var. Bir de şu bisikleti halledeyim. Ondan sonra da yarın da buradan kaçıp gidiyoruz. İlk iş şu bisikletin pabucunu takayım arkadaşlar ben. O önemli yani. O olmazsa sıkıntıya gireceğiz. Arka pabucu da hemen bitiriyor çünkü sadece arkayı kullanınca. Hadi bakalım nasıl yapacağız o işi. Şurada bir klips var, görüyor musunuz? O klips bu iki tane balatayı tutuyor, fren balatasını. Bakın burada da bir klips olması gerekiyordu fakat yok. Ben bunları geçen de kamptayken değiştirmiştim pabuçları. Sanırım klipsini takmayı unuttum. Yani bu çok büyük bir avellik, yapılmayacak bir şey. İşte yapıyorum böyle hatalar ben. Artık alıştık buna. Şimdi Allah'tan pabucu kaybetmedim. Yanımda da başka yedek pabuç yoktu. Şimdi 2 dakika bunun klipsini takayım ve olsun bisiklet. Klips takmayı unutmuşum yani. Büyük hata, büyük hata. Kaza yapabilirdim. Şu harpikatten kaza yapabilirdim. Şu parça da bu pabuçları taktığımız parça. Bu da yamulmuş dün bu koptuğu zaman. Benim yanımda bundan yedek var. Hep 3-4 tane yedek oluyor. Klips de oluyor yanımda 3-4 tane yedek. İşte vidalar, klipsler, her şeyin yedeği var bende. Sizi de böyle yanınızda bir sürü yedek taşıyın, lazım oluyor çünkü. Şimdi ben hemen klipsi falan filan değiştiriyorum. Sonra tamam oluyor bisiklet zaten.
Yanınıza alın yani yedek. Olsun yanınızda yediğiniz. Baksırım çorabım da kalmadı. Onları da yediğim hazır buradayken. Kurusunlar yarına kadar. Benim hayatımda elle çamaşır yıkamak diye bir gerçek var arkadaşlar. Ben 3-4 seneden beri sürekli elle çamaşır yıkıyorum yani. Yine mükemmel bir yemek yaptım arkadaşlar. Buranın mutfağın olması çok iyi oldu. Şimdi ben bir yandan yemek yiyeceğim. Bir yandan da Zafer Algöz videosu izleyeceğim. Şu an saat 7-7.30 gibi. Hava daha kararmadı. Bu iyi havanın geç kararması ama ben bugün erken yatacağım. Sabah erken kalkmak istiyorum çünkü. Hiç Akçakoca'yı hiç gezmeyeceğim. Ayağımı dinlendirmek istiyorum. Şimdi çamaşırları yıkadık, bisikleti hallettik, yemeğimizi yaptık, banyomuzu yaptık. Tamam, güzel, her şey yolunda. Yarın buradan çıkıyoruz Akçakoca'dan. Yarın görüşürüz. Şimdi ben birazcık dinlenmeye, yemek memek falan öyle vakit geçireceğim. Evet, ayrılıyoruz Akçakoca'dan. Akçakoca böyle, denizin kenarına kurulmuş küçük tatlı bir tatil yeri. Kaldığım pansiyonun sahibinin demesine göre genelde Ankaralıların geldiği bir tatil yeriymiş. Gezemedik fazla. Zaten bir yer vardı gidebileceğimiz. Ceneviz Kalesi diye bir yer bu. Geride kaldı ora. Orayı da es geçtik arkadaşlar. Yani gidemedik oraya. Şimdi Ereğli'ye doğru, Zonguldak'a doğru gidiyoruz. Dört seneden beri de rap müzik. Herkes rap müzik dinliyor. Her yerde rap çalıyor vallahi ya. İyi patladı yani rap müzik. Ben dinlerdim. Eskiden de dinlerdim zaten Türkçe rap. Hala da dinliyorum. Boğazlı şehirciler, rapçiler harbiden güzel müzik yapıyorlar. Size bir tane rapçi söyleyeyim mi arkadaşlar? Şiirbaz. Bir imam ve bir fahişe diye bir şarkısı var. Bir de Korku Tüneli mi? Öyle bir şarkısı var. Şiirbaz. Şam Korku yazın çıkar zaten. Bu iki şarkısı çok güzel adamın. Tam benim sevdiğim gibi rap yapıyor. Böyle bir yer işte bura. Benim lastiklerin havası inmişti. Buna normalde diyor ki 50 ile 65 arasında basın gibi bir şey yazıyordu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam tekerin üstünde, lastiğin üstünde. Şimdi ben bunu 60 bastım. Çünkü sıcaklarda 5 PSI az basın diye okumuştum bundan önce. Şu an gayet iyi. Eğer lastikleri düzgün havada kullanmazsanız, düzgün basınçta lastik böyle çatlıyor falan, bir şeyler oluyor. Benim bundan önceki lastiklerimi ben pek böyle havasına dikkat etmeden kullanıyordum. Hep çatladı lastik. Paramparça oldu. Dikkat edin yani. Böyle benzinlik menzinlik falan gördüğünüzü affetmeyin. Basın havalarınızı da dikkat edin, kontrol edin. Ben direkt Ereğli'ye gidecektim ama yol üstünde bir tane mağara gördüm. Daha doğrusu yoldan biraz sapacağım böyle şimdi 6 kilometre. Orada Fakıllı Mağarası diye bir mağara gördüm. Buraya kadar gelmişken Akçakoca'da da bir şey görelim dedim ve şu an Fakıllı Mağarası'na doğru gidiyorum. Fakıllı, Madafakıllı Mağarası'na doğru gidiyorum. Bakalım nasıl bir yermiş Fakıllı Mağarası. Muz dikmişler vallahi. Karadeniz'e muz dikmişler ve büyümüş de ağaç. Ama meyve veriyor mu bilmiyorum. Yine her yer fındık arkadaşlar. Geldik Fakıllı Mağarası'na. Şimdi şu yukarıda bir giriş var şurada. 4 liraymış mağaraya giriş. Bisikleti yukarıda bıraktım. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Bakalım nasıl bir yer. Bakın buranın aydınlatması güzel.
Hatırlıyor musunuz? Mersin'de cennet cehennem mağaralarına gitmiştik. Hiç aydınlatma yoktu orada. Burası parıl parıl. Şunları ben eski sütun zannettim ama değiller. Bir şey yokmuş içinde ya. Küçük bir mağara, 300 metre, 350 metre bir yürüyüş odası var. O kadar, bitti. Neyse. Gel Akçakoca'da da bir yer görmedik demeyiz yani, o kadar geldik. İki üç günden beri köylülerle bu fındık hakkında falan konuşuyorum gördüklerinde. İki tane fındık toplama şekli varmış arkadaşlar. Bir tanesi daldan topluyorlarmış. Onlar erken topluyorlarmış. Mesela şimdi topluyorlar onlar. Bir tanesi de Eylül ayının ortalarında falan topluyorlarmış. Onlar da fındığın olgunlaşıp yere düşmesini bekliyorlarmış. Daldan toplamıyorlar. Yerden topluyorlar yani. Bunu ilk defa görüyorum şu an size göstereceğim şeyi. Sanırım bunlar, ya sanırım değil, öyle yerden toplayacaklar bunu. Ve onun için yere böyle file gibi bir şey sermişler. Bakın her yere bu fileden sermişler. Görüyor musunuz? Fındıklar hep üstüne düşmüş. Toprağın üstünde olmadığı için kolay bir şekilde o filenin üstündekileri toplayacaklar. Ya da şöyle bir şey de olabilir ama bence öyle değil. Mesela zeytinde şöyle bir durum var. Zeytin yere değmeyecek. Zeytin yere değdiği zaman acılaşıyormuş. Onun için toprağa değdirmiyorlar zeytini. Acaba dedim fındıkta da öyle bir şey mi var? Toprağa değdiği zaman fındıkta bir problem mi oluyor ama ne olacak yani? Fındığın ilk önce düşündüğü yeşil, ne diyorlar ona, işte kabuk var. Ondan sonra sert kabuğu var. İçinde yani fındık. Ondan değil, kolay toplanması için böyle yaptıklarını düşünüyorum. Bayağı her yerde var bu filelerden. Bak abartısız söylüyorum. 45 dakikadır yokuş çıkıyorum, tamam mı? Ulan diyorum, haritada da yokuş göstermiyor. Dur. Niye çıkıyorum diyorum. Abi bir baktım Düzce Ankara İstanbul yazıyor. Ulan ne alaka, Zonguldak'a gidiyorum ben dedim. Haritaya bir baktım. 45 dakikadır ters yöne gidiyormuşum arkadaşlar. Şimdi bütün çıktığım yolu aşağı ineceğim. Allah'tan aşağı, yokuş aşağı ineceğim ama ya böyle bir mallık olabilir mi? İnsan hiç kontrol etmez mi haritadan ya? Çok yoruldum ya. Boşu boşuna yordum kendimi ya. Vay anasını be. Vay anasını be. Yani bu ters yönden gitmek de hiç istemeyeceğim bir şey ve hiç de yapmadığım bir şey. Ama şu an yolun diğer tarafına geçemiyorum. Çünkü şöyle, ne diyorlar, banket mi diyorlar, işte şu sağ taraftaki zımbırtılardan var. U yapabileceğim en yakın yerde 5 kilometre ötede, o kadar yokuş çıkamam. Döneceğim böyle, dur şuradan bir elma alayım da elma yiyeyim ya. Kolay gelsin abi. Armut mu? Ne kadar abi kilosu? 10 lira abi. 10 lira. Evet. Hayat ne kadar pahalı artık ya. Aynen öyle. Senin bahçeden mi bunlar abi? Evet abi. Vallahi ben bir... Al abicim, yemek için alıyorsan bir iki tane al. Öyle olmaz abi, lütfen. Bana böyle 3-4 tane verirsen abi, ne kadar yapıyor? Belki de yarım kilo yapıyordur zaten 3-4 tanesi. 4-5 tanesi 1 kilo gelir. Tamam, sen bana o zaman 3 tane ver abi. Bir tanesini şimdi burada yerim seninle beraber. Diğerlerini de sonra yerim. Sert vereyim mi? Sert olsun abi. Ters çıkmışım ya. Ben Zonguldak'a gidiyordum, İstanbul'a doğru gitmişim böyle. Bayağı da geldim. Bayağı geldim. 45 dakikadır, 1 saattir falan yokuş çıkıyorum. Evet. Sen hep burada mısın abi? Buradayım abiciğim. Tamam. Neresi burası tam olarak? Senin reklamını yapayım birazcık. YouTube kanalım var benim. Burası Çiçek Pınar. Şurada ötesi Dadalı'ya bağlı. Çiçek Pınar'la Dadalı arasında seni bulabilirler mi? Evet, evet. Tamamdır. Ne kadar yaptı abi? Fark etmez abi. 5 veriyorum o zaman abi. Allah bereket versin. Helal et abi. Gel otur abi. Geldim, şöyle koyayım da bisikleti. Bardağım varsa çay vereyim. Var abi bardağım, içerim vallahi çayda. Ulanlamayı nerede yapıyorsun? Vallahi çadır, pansiyon, öğretmen evi.
Aynen öyle abi, ne renk gelirse. Kahve içmişim de temizlememişim bunu. İnşallah şekersiz içiyorsun. Şekersiz içiyorum abi. Teşekkür ediyorum abi, tamamdır benim için. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Buranın armutu da meşhur herhalde değil mi? Efendim? Buranın armutu da meşhur herhalde. Armutu, fındığı, inciri. Çünkü ben bu şey tarafından geldim. Bu Değirmendere, Hemşin. Biliyor musun oraları? Dağdan geldim. Dağ yolunda. Dağdan geldim. Dağdan mı geldim? Melen çayını oradan geldim. Ondan sonra... Orada hep şey vardı, armut, marmut fotoğrafları falan çok vardı yani. Meşhur herhalde oralarda da dedim. Senin tek iş bu mu? Yok. Memurluk falan var herhalde. Yok yok, memurluk falan yok. Ben kardeşimin Foça imalat yeri var. Foça? Evet. Sabah 11'e kadar falan oradayım ben. Gündüz. 11'de işimiz bitiyor. Hı hı. 11'den sonra buraya geliyorum. Köyde şu yan taraf, Çiçek Pınar Köyü. Ben... Et lokantası var şurada, geçtin, oradan aşağı iniyorsun. Senin köyden geçtim de geldim, mağaradan geliyorum ben de. Sen fakılı mağazasına geçtin. Tamam. Oradan geldim, sizin köyün oradan geldim gereken de herhalde. Evet, bizim köyden beri yukarı çıkıyor. Bak sana sorayım, fındıkların altına böyle... File mi yapmışlar? File gibi bir şey sermişler, onu rahat toplamak için mi? Onu şey yapıyor, mesela gübre taştan... Bizim o köyün rampasını çıkarsan, çıkarken görmüştüm. Aynen onu gördüm işte. O gübre taştan gübre, bütün gübresini falan oradan almış. He. Yani gübre taş bütün şeylerini karşılamış. Fileyi de o reklam için kendisi vermiş. Hiç zayiatsız fındığı topluyorlar yani. Anladım. Fındığı tırpan yapıyorlar. Ondan sonra onu seriyorlar. Fındık kendi kendine dökülüyor oraya. Şimdi mesela fındık topluyorlar, onlar toplamaz. Böyle 15-20 gün sonra başlar dökülmeye fındık. Yerden, ağaca hiç zayiat vermeden. Anladım. En güzel öyle de herkes, yani o file zaten işçinin parasını geçer o filenin parası. İşçi nereden geliyor buraya? Doğudan geliyor. Önceden yerli geliyordu. Burada Yılca falan, Yılca diye şeyleri var. Belki duymuşsundur, ilçeleri var. Oralardan geliyordu. Düzce'den geliyordu. Şimdi bölgenin en doğudan geliyor. Ne kadar alıyorlar günlük abi? Günlük, kısacası yaşadığınız ya yalan söylemeyeyim, 120 lira falan alıyor. 120. 120 lira ama. Şimdi onlar 15 kişi geliyor mesela tarlaya. Düşmelik kumaş ve aksesuar çeşitlerinde. Çavuş 2 yövmiye alıyor. Şeyde evde yemek pişiren de 1 yövmiye alıyor. Yerlisi gelirse mesela Düzce'den falan yerli işi gelirse o da 140 lira, 150 lira alıyor. Onlar yemeğini falan kendileri getiriyor. Onlara yemek yok mu? Yok. Onlara yemek vermiyorsun. Öbürkleri de yemek vermiyorsun ama yemeği pişirene para veriyorsun. Anladım. Yatak yerlerini falan sen temin ediyorsun. Yani adam 120 lira alıyor günlük. Bir daha konaklamaya ve yemeğe hiç para vermiyor mu? Yemeğin malzemesine falan. Erzak malzemeye veriyor, anladım. 655-6309. Kendine çok iyi bak abi. Ben böyle aşağı doğru iniyorum. Hadi kendine iyi bak abi. Sağ olasın. Ulan inşallah aşağıdan birisi kapatıp gelmez ya. Ölürüz, ölür. İlk kendimi sağa atabileceğim yere kadar gitmem gerekiyor. Bir Tofaş geliyor. Sıkıntı olabilir. Kuş modellerinden. Baba dikkat et, beni ezme. Abi çok pahalı her şey ya. Bak adamı anlıyorum. O da orada bekliyor. Bütün sene uğraşmış fındığın tırpanıyla, armutun ilacıyla, zartıyla, zurtuyla. Doğal olarak para kazanmak istiyor adam. Onun için de böyle bir fiyat koymuş, 10 lira. Ama bir armutun 10 lira olmasının mantıklı bir açıklaması var da yok yani arkadaşlar. Olmaması gerekiyor. Devam et dayı. Ben de biliyorum yanlış geldiğini. Aha da bulduk vallahi çıkacağımızı da. Evet be, görmemiz gereken tabela bu işte. Ereğli Zonguldak. Ereğli'ye 30 küsür kilometrem var.
Sonra bir de 6 kilometrede Ereğli'nin dışına çıkacağım. Ölü burnu mu? Ölücü burnu mu? Ölüm burnu mu? Öyle bir yere gideceğim. Orada işte deniz feneri falan var. Bu gece orada kamp yaparım. Ya Ereğli'ye girecektim. Ereğli'de mi şey yapayım falan dedim de yok, hiç gerek yok. Direkt oraya gidip orada kalacağım. Hem de Zonguldak'a da daha yakın olurum. Hem de güzel bir yer. Burun murun falan. Deniz feneri falan. Öyle gidiyoruz işte arkadaşlar. Bir 40 kilometre falan yolumuz var. Tahminimce 2,5 saate taş çatlasın, 3 saate orada oluruz. Zonguldak il sınırına giriş yapmış bulunmaktayız. Evet, şu an en nefret ettiğim şey oluyor. Ne oluyor? Tünele gireceğiz. Geçerler yanımızdan. Bir de bayağı da kamyon geçiyor. Basa basa gidelim. Lan ne tünel varmış be. 5. tüneli geçtim. Belki 2 kilometre geçtim yani tünel. Gidiyor mesela 400 metre. Bir 100 metre bitiyor, bir daha 700 metre, bitiyor 100 metre, bitiyor 200 metre. Sonuncusu ya, korkuttu vallahi ya. Korkuyorum abi tünellerden. Hiç girmek istemiyorum şu tünellere ya. Oh be. Aa, karşıda yine tünel görüyorum ama. Aha başladık. Alaplı tünelleri 1, 664 metre. Bir dediğine göre en az ikisi de var bu tünellerin şimdi. Belki 2, 3, 4, 5. 2. 3. 317 metre. 4. 437 metre. Oh be, bitti. Hadi bakalım, çok az kaldı Ereğli'ye. Aha, Karadeniz Ereğli, geldik. Ne kadar çok Ereğli var ya. Bak, Karadeniz Ereğli var. Karamürsel'de bir Ereğli var. Tekirdağ'da Marmara Ereğlisi var. Ereğli'nin bir kelime anlamı mı var acaba? Bir şey mi demek Ereğli? Körfez gibi bir şey mi acaba Ereğli? Bir coğrafi bir şey mi acaba? Bilmiyorum ne demek Ereğli. Deniz feneri var. Oraya gideceğim demiştim ya arkadaşlar. Oraya gidemiyorum. Çünkü orası askeriyeye aitmiş. Ben Sinop'taki gibi bir yer zannetmiştim. Değilmiş. Onun için köşe ağzı mı, köse ağzı mı öyle bir kumsal varmış ileride. Oraya gideceğim. Bu gece oradayım. Yani umarım orada da çadır kurmak yasak değildir. Vay anasını be. Gitmem diyenlerin gidişleriyle dolu bu kent. Bir şöyle sevemedik anasını satayım ya. Vallahi. Aha da burası bu gece çadır kuracağımız yer. Çadırımızı kurduk. Bana bir yer gösterdiler çadır kuracak. Bisikleti buraya ağaca bağladım. Şimdi yemeğimizi yapmaya başladık bir yandan da. Yine makarna. Bu aralar makarnacı oldum ya. Makarna bulgurdan daha çok hoşuma gidiyor bu ara. Şu ton balığını ta Mersin'deyken almıştım. Kaç ay geçti üstünden. İnşallah bozulmamıştır. Sıcak, soğuk, sıcak, soğuk. Vallahi bozulmadıysa eğer bu makarna ton balığı, demek ki ton balığı kolay kolay bozulmuyor demek arkadaşlar. Makarnamızı bir karıştıralım da yapışmasın. Ulan harbiden bozulmamış ha. Süper tadı var. Biraz pul biber, biraz kekik. Karabiberime bakın şimdi.
Biraz zeytinyağı. Biraz da peynir. Bakalım tadına. Ulan zeytinyağı her şeyin tadını güzelleştiriyor ya. Çok iyi. Makarnaya bayılıyorum zaten. Elimi kestim 2 dakikada. Size şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu arada bu reklam beklem falan değil arkadaşlar. Yani bu misle bir reklam anlaşmam yok. Bu peynir hakikaten çok güzel bir peynir bisikletle gezerken. Neden? Çünkü normalde peynirler sulanıyorlar. Böyle bir süre sonra suyunu salıyor. Ama şu şeyin şoktan mı aldım bunu? A101'den mi? Şoktan herhalde. Tam yağlı olgunlaştırılmış inek beyaz peyniri. Misin hiç sulanmıyor 10 numara peynir. Böyle bisiklet atın çantanıza. Gidin yani 3-4-5 gün boyunca hiç sulanmadan bunu saklayabilirsiniz. Dökülmüyor yani çantanıza suyu, anladınız mı? Ben bugün kahvaltıda ne yiyorum? Peynir. Bu kraker gibi bir şey aldım. Aynen, yaprak galeta ve de Nescafe. Yanına sadece böyle bir iki tane çeri domates de olabilirdi. Olsun. Kahve iyi. Şimdi bize yardımcı da olacak. Bazı konularda bağırsaklarımızı da çalıştıracak kahve. Abi bu ana yola buradan çıkıyor değil mi? Evet evet. Bir yer araba var ya şu an. Oradan sağda. Tamamdır, sağ olasın. Ne yapsın bir de? Arkadaşlar saatlerdir yokuş çıkıyorum ya. 15 kilometredir yokuş çıkıyorum ve çok yoruldum. Anam. Geçtiğimiz bir haftadır yediğim her şeyi eritmiş olabilirim ya. Az kaldı, ana yola çıkıyorum şimdi. Sonra Zonguldak spor. Nasıl terlemişim bir baksanıza. Şurası kupkuru. Burası nasıl ıslak, renk farkına bakın. Şu yoldan geldim ben. Şurası da ana yol. Tam yokuşun bitip de ana yolun başladığı yerde böyle gözlemeci varmış bir tane. Orada hemen bir gözleme yiyeceğim. Sonra da yolumuza devam. Bu arada bir gözleme ve kocaman bir gözleme. Bir çay ve bir büyük ayrana 20 lira verdim. Normal. Pahalı değil, ucuz da değil. Gözleme iyiydi ama. Sucuklu kaşarlı. Ve bayağı büyüktü. Oh be! Yokuş aşağı inmesi var ya, o kadar güzel ki. Ama güzel olan şu, önce çıkıp sonra inmesi. Yani birazcık da bir böyle çaba sarf edeceksin, terleyeceksin ki bu yokuş aşağı inmeyi de hak edeceksin. Yoksa mesela sürekli bütün gün yokuş aşağı inmek de sarmaz. Ya kolay olur ama sarmaz. Bu daha eğlenceli. Hadi 20 kilometremiz kalmış. Yemyeşil ya etraf. Yemyeşil. Aha tünel 2. Oha, karşıda bir yer var, görüyor musun? Galatalı Antep sofrası diye bir yer var. Kendin gel al lahmacun 5 lira diyor. 5 liraya lahmacun mu kaldı ya? Enteresan bir fiyatlandırma. Neyse,
geldik gibi bir şey arkadaşlar. Son 5-6 kilometremiz bir şey kaldı Zonguldak'a. Ben şimdi gideyim kendime kalacak bir yer bulayım. Bu gece Zonguldak merkezde kalacağım. Manzarasını da göstereyim istiyorum. Burası Kozlu. Emeğin başkentine hoş geldiniz. Zonguldak madenci şehri ya. Karşıda da Kara Elmas Diyarı'na hoş geldiniz diyor. Dün iki tane rap şarkısı söyledim size. Bugün de bir tane belgesel söylüyorum. Ümit Kıvancı'nın 16 Tons diye bir belgeseli var. Kömürle alakalı bir belgesel. Madencilikle, kömürcülükle alakalı. İzlemenizi tavsiye ederim. Küçükmüş ha Zonguldak. 106 bin nüfusu var. 14 büyük şehir artı Zonguldak. Aha da Zonguldak öğretmen evi. Ulan inşallah ucuzsundur. Hem iyi gözükmüyorsun hem de uzaksın şehir merkezine. Şimdi öğretmen evi doluymuş, boş yer yokmuş. Ben nasıl kalacak yer buluyorum arkadaşlar? Google'a şey yazıyorum. Mesela Zonguldak değil mi şimdi? Zonguldak pansiyon yazıyorum. Orada zaten o fiyatları gösteriyor. Şu kadar, bu kadar. Bir ortalama bir fiyat söylüyor. Onların arasından en ucuzu arıyorum. Bir de bazılarında fiyat yazmıyor. O fiyat yazmayanların arasında da fotoğrafları en kötü olanlara yazıyorum. Çünkü onlar en ucuz olanlar oluyor. Şimdi bakalım bir tanesini arayacağım. Birkaç tanesini arayacağım. 100 liranın altındaki bir tanesine gideceğiz bu akşam. Merhabalar. Ben bu akşam için tek kişilik bir oda bakıyorum. Yani tek kişiyim daha doğrusu. Müsait yeriniz var mı acaba? Ne kadar fiyatı? 80 lira. Tamamdır. Bir de ben bisikletliyim. Şu an bisikletle Türkiye turu yapıyorum. Bisikletimi koyabileceğim bir yeriniz var mı? Yani kilidi falan var yanımda. Tamam. Tamamdır o zaman. Birazdan geliyorum ben. Teşekkür ederim. İlk Otel Burcu diye bir yer aradım. O da 80 liraymış. Bundan daha ucuz bir yer bulabileceğimi düşünmüyorum. Zonguldak merkezde gibi gözüküyor. 2,5 kilometre bana. 80 lira güzel fiyat. Dün kaldığım kampa da 20 lira vermiştim kamp yerine. 80 lira güzel fiyat ya. Haydi yanlış girdik. Biz yolun karşısına geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Y'ye geçelim ben. Selamun aleyküm. O şu otele giriş nereden? Yan taraftan. Taşıdım eşyaları. Yoğurdu ve bütün eşyaları taşıyoruz. Şimdi eşyaları yukarı taşıyorum. Abi diyor ki bunu resepsiyondaki abi. Diyor bırak diyor bisikletin üstünde diyor. Bir şey olmaz diyor. Benim abimin çok güzel bir lafı var arkadaşlar. Bıyık büküle büküle kaytan insan sikile sikile şeytan olurmuş diye. Biz de artık sikile sikile şeytanlık mertebesine ulaştık neredeyse. Gözlerimiz açıldı sikile sikile. Yani ben çantaları büyük bir ihtimal bir şey olmaz. Bu arada burada mekan sahibine bir şey demiyorum yani. Çalınır malınır falan demiyorum. Büyük bir ihtimal bir şey olmaz ama ben o riski almam artık. Çantamı koyarım odama. Sabah da 5 dakika daha fazla harcarım. Aldığım çantaları tekrardan oraya koyarım. Bazen bazı arkadaşları görüyorum bisikletle gezen arkadaşları. Çadırlarını kuruyorlar. Çantalarını üstünde bırakıyorlar. Bakın arkadaşlar bırakmayın. Bence bırakmayın. Ben hayatta bırakmam yani. Ya içinde bir şey yok. Mutfak malzemesi var. Zart zurt yani olsun abi. O mutfak malzemesi de gitmesin yani. Çalınmasın anladınız mı? Alın yani. Neyse ben geldim. O da burası. Şimdi ben bir duşumu alayım. Ondan sonra da adama dedim ki resepsiyondaki abi. Abi dedim Zonguldak'ta dedim nerelere gideyim? Yarın sabah gideceğim buradan dedim. Var mı bana öğrenebileceğim bir yer dedim. Hiçbir yer yok burada kardeşim dedi. Şurası ana cadde dedi. Ana cadde dedi. Yürü geri gel dedi. Ne yiyeyim abi dedim. Buranın bir yemeği var mı dedim. Yemeği de yok buranın. Şurada bir tane bizim restoran diye bir restoran var dedi. Zonguldak'ın en iyi restoranı dedi. Git dedi. Orada bir şeyler ye işte dedi. Ben de şimdi böyle bir yürüyeceğim ana caddesinde. Sonra da bizim restorana gideceğim. Bir çorba morba içerim. Pilav üstü bir şeyler yerim. Ondan sonra da yatıp uyuyacağım.
Burası liman sanırım, emin değilim ama kömür mömürü falan buradan alıp götürüyorlar diye tahmin ediyorum, sallıyorum şu an.